Kızlar işinizi gücünüzü gün içinde bitirin. Çıkışta fazla mesai istemem. Firuze Hanımlara gidiyoruz. Vallahi benim patronum halden anlıyor. Selin'le bizi akşama iş çıkarmış. Vallahi benimkini biliyorsun Azmi'cim. Bir gelsin belli olur. Selam. Döndünüz mü? Yok, ben döndüm. Demir'le Eylül devam ediyor toplantıya. Konuşacakları varmış. Peki sonra şirkete dönecekler miymiş? Bilmem. Sen şimdi onların şirket sorunlarını boş ver de kap gel bilgisayarına. Yeni bir müşterimiz var. Yeni müşteri mi? Ne yapıyoruz? Ha? Çok eğlenceli. Öyle mi? Ne yapıyoruz? Dirim Hanım'ın zevksizliğini al. Ali Aran'ın kaprisini ekle. Bir de bunların bir çift olduğunu ve birinin beğendiğinden diğerinin nefret ettiğini hayal et. O zaman Burak'cığım, sana kolay gelsin, ben istifa ediyorum. İstifa falan etmiyorsun, kapıp bilgisayarına geliyorsun. Haydi. Ya onun müşterileri nereden buluyorsun ya? Ben bulmuyorum ki, onlar bizi buluyor. Çok çekiciyiz güzelim. Müşteri yeni evli bir çift. Ama Selin, böyle bir şey yok. Hiçbir şeyde anlaşamıyorlar. Ha, beğendikleri tek fikir düğün fotoğraflarının basılı olduğu fayanslarla bütün mutfağı kaplamak. Allah'ım ya. Burak, ne olur. Lütfen bu işi almayalım. İşte bu noktada sen devreye giriyorsun. Düğün fotoğraflarını isteyeceğiz. Güzel bir baskı yapacaksın. Şık bir çerçeveye koyacaksın ve... Ben mi basacağım? Sen benim fotoğraf bastığımı nereden biliyorsun? Doğum gününe geldiğimde fotoğraf odana girdim. Girmişken de biraz karıştırmış olabilirim. Hatta bazılarını aldım. Nasıl ya? Burak, neden böyle bir şey yaptın? Orası benim için özeldi. Haklısın ama yanlışlıkla... Hayır. Bilerek girdim odana ve fotoğraflarını aldım. Neden? Birisi Esen'le görüştüğümüzde fotoğraflarımızı çekmiş. Ve bana şantaj yapmaya çalışıyorlardı. Selin, kadın mafya. O bir şeyleri öğrenmeden çözmek zorundaydım. Nasıl ya? Burak, bunlar ne zaman oldu? Niye bana söylemedin? Ya madem kadının tutuklanmadan önce mafya olduğunu biliyordun, neden canavar müşteri planını devam ettirdin? Ya sizi telaşlandırmadan çözerim dedim. Selin, Esen öğrenmeden fotoğrafları kimin çektiğini bulmak zorundaydım. Sen de benden şüphelendin. Benden. Sana şantaj yapabileceğimi nasıl düşünürsün Burak? Annen doğum gününde fotoğraf odanı olduğunu söyledi Selin. Ve o fotoğraflarda sadece sen yoktun. İnanmak istemedim. Belki dedim biri seni buna zorluyordur. Bana sorabilirdin. Benimle konuşabilirdin Burak. Arkamdan iş çevirmek zorunda değildin. Tehdit ediliyor olsaydın bunu bana söyler miydin? Ya bir tek düşündüğüm Esen bunu öğrenirse sana neler yapabileceğiydi. Selin, seni bu işten kurtarmaya çalışıyordum. Ama zaten fotoğrafları çeken de sen değilmişsin. Tabii ki değilim. Şu an Demir'in ne hissettiğini o kadar iyi anlıyorum ki. Arkasından iş çevrildiğinde neden delirdiğini, ne hissettiğini. Selin, ben kendimi korumak için yapmadım bu hatayı. Arkadaşlarımı zarar görecekleri bir durumdan kurtarmaya çalışıyorum. Ya sen de bu sebepten yapmadın mı hata? Ha? Önemli olan hataları niçin yaptığımız. Fotoğraflar nerede şimdi? Evde. Ara ara bakıyorum. Bu yaptığın hiç, hiç... Hiç hoş değil. Evet, biliyorum. Ama ben hatalarını da kabul eden bir adamım. Mükemmel de hiçbir zaman oynamadım. Neyse Burak, bunu unutalım artık. Nasıl unutabileceksek. Fotoğrafları da yarın getirirsin artık. Ben artık çıkabilir miyim? Tabii ki. Selin. Özür dilerim. Thank you.
sabah 10.45'e bir bilet. Dönüş oradan mı alırsın yoksa burada mı halledelim? Ya Ayda. Hı. Sen de mi gelsen? Hı? Hatta Selin de gelsin. Üçümüz gidelim işte. Böyle tatlış bir pansiyon da buluruz. Ay Boncuk nereden çıktı o ya? Sen kocanın ailesinin yanına gidiyorsun. Yani işler istediğimiz gibi gitmezse yanınıza gelirim. Ya da Bora ile geliriz birkaç saatliğine. Ya zaten tatilde yapamadık Ayda. Hadi çok güzel olur be. Yani bilemedim ki ben şimdi. Ya ben o kadar şey aldım. 6 kişiye bohça, o kadar bohçayı ben nasıl taşıyacağım? Tamam. Ne olur ya. Tamam tamam dur şöyle yapalım. Selin gelsin ona da bir soralım. Üçümüz birlikte karar verelim sonra alırız bilet. Hop kızlar. Ne yaptınız? Damat bohçası hazır mı? Ustam ya. Bu arada gerçekten çok teşekkürler. İyi ki Leyla teyzeleri arama hakkını verdin bize. Ay bir görsen o kadar güzel çeyizleri var ki. Ay onca şey yıllarca sandıklarda beklemiş. Ben çok üzüldüm vallahi. Ustam ya ben Leyla Hanımlara gidince şöyle bir etrafa baktım da yani bence elden geçmesi lazım. Sen de bir bak bence yani çünkü biliyorsun güvenlik çok önemli. Ay şimdi o güzelim yalıda Allah korusun bir priz yüzünden yangın falan çıkar. Ya hadi onu geçsin de yani kadıncağız sen. Olmaz öyle şey. Ben müsaade etmem. Ben gidip hemen. Ah Ayda nasıl korkuttun adamı ya? Bu sefer lafını tamamlayamadan kayboldu. Çok komik. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Günaydın kızlar, ne habersiniz? Günaydın. Ne olsun, bilet bakıyorduk Antalya'ya. Ha. Hatta süper bir fikrimiz var. Ayda ile ikimiz düşündük. İkimiz Antalya'ya üçümüz gidelim diye düşündük. Aa, nereden çıktı o? Ya güzel olur aslında. Ha, gelir misin sen de? Efendim. Olur. Fotoğraf meselesi değil mi? Çantanın neden bende olduğunu Selin sana anlatmış. Anlattı evet. Neden gülümsediğini sorabilir miyim? Sana yalan söyledi diye bir ton eziyet etmişsin ya kıza. Artık ne kadar korktuysa her şeyi sana açıklamak zorunda hissediyor. Halbuki Selin için insanların özel hayatlarının, sırlarının, kendileri için saklamak istedikleri şeylerin olması çok normaldi. Normallerini bozuyorsun kızım. Bak Burak. Şirkette çevirdiğin dolapların hesabını yönetim kuruluna verirsin. Ama bir daha Selin'i saçma sapan işlere karıştırırsan bunun hesabını ben sorarım. Şirkette patronusun, anladım. Ama iş dışında Selin'le vakit geçirmeyeceksin. Ve bundan sonra evime adım atmayacaksın. Net mi? Evine. Ne çabuk senin evine oldu. Orası Selin'le ikimizin evi. Ve ben seni ne sarhoşken verandasında ne de ayıkken kapısında görmek istiyorum. Senin yerinde ben olsam ben de sinirlenirdim. Ama Selin'e tek değer veren kişi sen değilsin Demir. Evet kabul ediyorum. Hata yaptım. Ama Selin'e zarar vermek aklımın ucundan bile geçmedi. O şantaj zarfını Selin'in eline tutuştururken hatalarının bedelini ödetmeyi düşünüyordur ama. Zayıf bir hafızan varsa yalan söylemeyeceksin Burak. Yoksa bir dediğin diğerini tutmaz olur. O gün zarfı Selin'den geri alabilmek için döndüm ben. Boş ver. Bir şey açıklamak zorunda değilsin. Selin'den uzak dur yeter. Selin senin için değişebilir. Ama bir gün kendini tanıyamadığında senin buna değip değmeyeceğini soracak kendine. Onun etrafına çektiğin çizgiler sadece seni dışarıda bırakır Demir. Beni değil.
Ekmek? Kızarttım ama. Ya Demir, ye işte, bir kereden bir şey olmaz. Hem üstündeki vegan peynir, içinde süt yok. İyice kendine benzettin. Al. Hı? O benim bardağım. Ay pardon ya. Bir dakika. Sen benim bardağımdan tiksiniyor musun? Yapma Selin. Biliyorsun işte huyumu. Şaka şaka. Sen oradayken ben bardakların yerini değiştirdim. Bu senin bardağın. İnanmıyor musun? Hala emin değilsin. Sana inanmayı tercih ediyorum. Seni seviyorum. Benim çiçeğim nerede? Veranda masasında. Aa, öyle olmaz. Belki güneş fazla gelir falan. Dur. Çiçek tamam. Sırada sinema ve yemek var. Hadi bakalım. Burak. Günaydın. Selin yok mu? Rahatsız etmeyin. Bunlar Selin'in. Bendeydi. Geçerken bırakayım dedim. Şirkette görüşürüz. Çocuklarımın mamasını verdim ve çiçeğimi pencereye koydum. Bu arada gelen kimmiş? Burak. Aa. Bu çanta seninmiş. Onu bıraktı. Evet, yok değil. Ha. Çanta benim değil ama içindekiler benim. Çektiğim fotoğrafları görmek istemişti. Aslında habersiz almış. Doğum günüme geldiğinde. Ben de dün öğrendim. Çok kızdım ona. O yüzden de bugün getirdi herhalde. İçeri girmeyeyim diye kıyameti kopardın odaya, habersiz girmiş. Fotoğrafları izinsiz almış ve çıkmış. Öyle mi? Aslında bu yaptığın... Mantıklı bir açıklaması var demeyeceksin değil mi Selin? Hayır. Mantıklı değil ama tuhaf bir açıklaması var. Hani bana bu mafyayı sormuştun ya. İşte Burak o kadınla toplantı yaparken fotoğraflarını çekmişler. O da ben zan altında kalmayayım diye kontrol etmek istemiş. Demir. Demir. Ya bak etrafımdakiler saçmalayınca da bana kızacaksan. Selin. Burak nasıl bizi biliyor musun? Eğer o kadın tutuklanmasaydı, o fotoğrafları senin odana yerleştirip seni o kadına hedef gösterebilecek biri. Burak'la çalışmaktan hoşnut değilim. Senin onunla çalışmandan hiç hoşnut değilim. Ama en azından yanındayım. Hem evimizde hem işte. Ayrıca tanıdığım düşman, tanımadığım düşmandan iyidir diyorum. Sırf bu yüzden ayrıl demiyorum sana. Yoksa kör olduğum için değil. Of Demir. Ben de eskisi kadar güvenmiyorum zaten Burak'a. Eskisi kadar? Neyse tamam. Geçmişi konuşmayalım demiştik. Önümüze bakalım. Arabadayım ben.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.